Sayın Canım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Şimdi Google bilgileriyle sizin hayatınızın ufak bir belgeselini yaptık. Lütfen yanlış olan yerlerde düzeltin. Ya da bir şey açıklamak istediğinizde, her istediğinizde durdurup açıklayabilirsiniz. Tamam. Buyurunuz, iyi seyirler. ...1979 yılının Haziran ayındayız. O yıllarda Türkiye İş Bankası'nın yardımlarıyla yayınlanan Kumbara dergisi çocuklar arasında çok popülerdir. Ayda bir yayınlanan dergide hikayeler, karikatürler, biyografiler, kültürel ve sanatsal bilgiler vardır ve bu içerikler çocukların ilgisini çeker. O ay yayınlanan derginin 9. sayısı bir karikatürle başlar, yine bir karikatürle biter. Derginin sonunda yer alan karikatürde küçük bir kız çocuğu bahçe kenarında yer alan "Çiçekleri koparmayınız" yazısını görür. Bir sonraki kareye elinde çiçeklerle ablası Ayşe girer. Çiçekleri gören küçük kız ablasına çiçekleri niye koparttığını sorar. Ablası da çiçekleri kopartmadığını, karşıdaki çiçekçiden bunları satın aldığını söyler. Bunun üzerine küçük kız bahçedeki "Çiçekleri koparmayınız" yazısını alır ve çiçekçinin önüne koyar. Bu karikatür yaşanmış bir hikayeden uyarlama mıdır bilinmez. Fakat Sevinççik isimli bu karikatürün baş kahramanı olan küçük kız çocuğu Sevinç Erbulak'tan başkası değildir. Sevinç Erbulak 20 Ekim 1975'te İstanbul'da dünyaya gelir. İnternetteki magazin gazetelerinde "O ünlü oyuncu, bakın kimin kızı çıktı" temalı clickbait haberlere konu olan Sevinç, karikatürist gazeteci, oyuncu Altan Erbulak'la oyuncu Füsun Erbulak'ın kızı olarak dünyaya gelir. Bir hafta sonra annesi ve babası doğumu gerçekleştiren doktorlara teşekkür etmek için gazeteye ilan verecektir. Sevgi dolu bir ailede büyür. Hayallerinde uzaya gitmek, astronot olmak vardır ama hayvanlara da düşkündür. Astronotluk hayalleri yavaş yavaş veterinerliğe kayar. Sonraları annesi ve babasının renkli yaşamını görüp oyuncu olmak ister. "Büyüyünce ne olmak istersin?" sorusuna sürekli farklı cevaplar verse de babasından her seferinde aynı karşılığı alır. "Yakışır benim kızıma." Babasının seçtiği her mesleğe yakışır cevabı vermesi onu özgüven sahibi bir birey yapacak ve büyüyünce ne olmak istediğine gerçekten kendisi karar verecektir. Henüz 4 yaşındayken babası ondan ilhamla Sevinççik isimli bir karikatür serisi yaratır. Üstelik sadece bununla da sınırlı kalmaz. Altan Erbulak, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazıları yazar ve bazı yazılarda kızı Sevinç'ten bahseder. Sevinç'le henüz 10 yaşındayken çıktıkları Ege turuna ait notlar arşivlerde yer alır. Baba kız sürekli araba gezisi yaparlar ama bunun yeri başkadır. Babasının "yarın erken yola çıkalım" önerisine Sevinç "tamam reis" cevabını verir. Reis mi? Bir dakika burada duralım. Hayır. Çok iyi bir araştırma bu arada. Hayatımda kendimi ilk defa seyrediyorum. Bunu söyleyeyim. Böyle şeylerden çok utanan biriyim. Böyle bir yaşam öyküsü olarak seyretmek. İlk başta 1979 diye başlayınca o kadar erken kesmeyeyim dedim. 3. saniyeydi. Ah yanlış başlıyor, çok güzel dedim hatta içimden ama her şey çok doğru. 1975 doğumlu olduğumu düzeltecektim. Hayır, 79'da bahsettikleri o karikatür. Gerçek mi değil mi bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum, böyle bir anım yok çiçeklerle ilgili ama muhtemelen... Ama bu uçlar karikatür demek yok, ki doğru. Yok, karikatür gerçek de yani öyle bir şey yapmış mıyım hakikaten 4 yaşımda çiçekçiye gitmek ve panoya götürmek? Bence o babamın hayal gücüyle, çünkü ben ve ablam babamın çizim kahramanlarındaki çocuklar olduk hep hayatımız boyunca. Çok araştırma çok iyi gidiyor, onu söylemek istedim. Bu arada evet çok... Siz en küçük çocuk musunuz? Evet, ben zaten 2 çocuk var. Dağhan orada fotoğraflarda, annem, ablam, babam, annem gördüğümüz bir tane böyle kısa saçlı çocuk vardı. O Dağhan, o da ablamın oğlan. Ayşen. Ben küçüğüm, ablam büyük benden. Çok güzel. Ama benim anladığım Altan Bey'in sizle ilişkisi daha iyiymiş. Şöyle. Ya da öyle anlatıldığı daha, için daha bana iyi öyle geçti. Ben böyle biraz geç çocuk olduğum için, yani benim babamın çok orta yaşlılığının bir dönemine denk geldiğim için. Hani babalık belki o zaman daha iyi yapılan bir şey olabilir. Çünkü babam çok genç çocuk sahibi olmuş. Ablam doğduğunda babam da Altan teyzede. Onlar 3 Altanlar. Ablamın adı da Altan önce. Babamın adı da Altan.
Babamın ilk eşinin adı da Altan. Onlar üç Altan'da artık ablam yani niye biz üç Altan'ız dediği için adını Ayşe ile değiştiriyor. Başka biri olmak istiyor yani hayatta bu Altan hikayesinden. Daha iyi demeyelim ona ama daha tabii olgun bir döneminin çocuğuyum aslında. Yarı torun yarı çocuğum bence ben babamın. Çünkü ben babamı çok kendim de çok erken kaybettim yani 13 yaşımdaydım. Babam da 59 yaşındaydı işte oradan biraz geriydim. 47'lerde babam baba olmuş. Benim babam olmuş yani. İyi babalık demeyelim ama daha iyi babalık demeyelim o olmaz. Yani Ayşe'yi çok gözden çıkarmak olur. Çünkü onların da çok güzel bir ilişkisi olmuş. Baba çocuk olarak, kız ve baba olarak. Ama tabii benden nemalanmış bayağı karikatürlerde özellikle. Düzeltmek değil de şeyi söylemek istedim. Evet çok meslek değiştirdim. Gerçekten babam hepsinde her defasında bana da ablama da. Muhtemelen kendimizi iyi hissedelim ve erken üzülmeyelim hayatta diye. O babaların çocuklarını hiç üzememe kontenjanından herhalde. Hakikaten ne söylediysem çok yakışır benim kızıma dedi. Ve bunlar bazen çok saçma sapan mesleklerdi. Yıllar önce Hülya Avşarşoğlu yapıyordum. Hülya Hanım dedi ki Orhan Pamuk'u Hülya Avşarşoğlu çağıralım. Ben de işte gençlik cesareti aradım. Beş yıl avukatlık yaptım ben, Kocaeli'nde. Bir özel şirketin hukuk müşavirliğiydim. O kadar komik yani. Bir akşam saat 4, benim telefonum çaldı. Armağan Bey yetişin, Güllü Bağmağ'dan kesmek üzere dediler. Gece 3:30 evimin zili çalıyor, zırıl zırıl. Kim o dedim. Aç benim dedi, Bülent Arslan'ı. Ayvalık'a taşınacağım, son doğum günüm. Herkes orada. Yıldız en son geldi. Annem daha gerçekçi bir kadındır. O daha böyle, ikisi çok farklıydı. Baba ve anne. Genelde de kahvaltı masalarında bu yeni meslek fikirlerimi sunardım komiteye. Babam her defasında ne söylüyor olursam olayım ve 5 dakika önce başka bir şey de söylesem evet bence bu çok çok daha güzel Sevinç derdi. Annem de böyle hoplar inerdi yani Altan işte gaz verme çocuğa doğru düzgün bir meslek seçsin diye. Sanki böyle kız çocukları işte 7-8 yaşında seçebilir misin? Seçemezsin aslında, sadece hayal edebilirsin. Oyuncu olmak da aslında böyle çok özel, çok net bir karar değildi. Ben sadece annesini ve babasını daha çok görmek isteyen bir küçük kız çocuğuydum. Çünkü benim en afilli odalarım hep tiyatro kulislerinde oldu. En sevdiğim favori oyuncaklarım hep tiyatro kulislerinde geceleri uyudu. Ben eve döndüm onlarsız. Çünkü başka bir şansım yoktu. Bana göre, o yaştaki bir Sevince göre normal çocukların, normal anne ve babaları işten dönerdi. Eve gelirler, çok iyi bilirsin. Yemek yerler. Yani sofralar kurulur. Benim annemle babam da o sofra kurma saatinde işte baharatların çorbaları atıldığı saatlerde kendi işlerine çıkarlardı. Aslında benim ilk niyetim hep onları daha fazla görebilmekti hayatta. Ben de o sahnede olursam ben daha çok onlarla beraber olurum. Gidersem onlarla daha çok birlikte olurum. Annemi babamı görürüm. Hani o sırada benimle olmasalar bile kulis fareliği yaparım derken çok ana baba olmaya başladı hayat. Çok teyze, çok amca, çok dayı, çok hala olmaya başladı. Çok renkli bir yaşamdır, çok iyi bilirsiniz. Yani kostüm hurçları, her gece bir başkası olabilmek, o dönemler özellikle Dormen ve Çevre tiyatrosu dönemlerinde 3 tane oyun oynarlardı bir günde. Niye olduğunu hala bilmiyorum. İlk oyun ve son oyun aynı oyun olurdu. Aradaki oyun başka bir oyun olurdu. Bunun değişimi, farklı oyuncuların gelişi gidişi ve çok hızlı yenen oyun arası yemekleri hatırlarım hayatımda. Hızlı yenmek zorunda olan bir sonraki oyuna yetişilsin diye. Ama ben oyunda oynamıyorum. Ama ben de onlarla birlikte çok hızlı bir an evvel bitirmek üzere. Hep beni şimdi bir başka... Şimdi hala hızlı mı yersiniz? Evet, hızlı yerim. Hızlı yerim ve böyle bu özellikle hayatım boyunca flörtlerimin ilk başlangıcında şey olur. Arkadaşlarım falan uyarır yani. Uyarırdı tabii artık. Aç gibi yeme. Ya öyle böyle hızlı hızlı gene o tiyatrodaki çocukluk günlerindeki gibi yeme, tamam mı? Böyle kibar kibar ol, uslu, iyi çiğne, uzun çiğne falan derlerdi. O da böyle bir alışkanlık. Tabii sonra değişiyorsunuz, dönüşüyorsunuz, büyüyorsunuz. Hala büyüyoruz. Birdenbire o yaşamdan başka bir yaşam düşünememeye başladım kendimi. Çünkü bir de beni sahnelere de atmaya başladılar. Küçük küçük, irili ufaklı dekor farelikleri yapmaya başladım. Seyircinin hiç görmediği oyunlarda yaşamışlığım var. Seyirci hiç bilmez.
benim dekorun arka tarafında olduğumu oyun sırasında. Dinleye dinleye büyüdüm yüksek ihtimalle. Yani o böyle bir müzik, bir senfoni gibi. Hüseyin Kutmanları, Aliye Hocaları, Uğur Yücelleri, babamı, hep onları, annemi, Nevra ablaları. Onları dinleye dinleye seyircinin o görmediği bu tarafında işin. Büyüyünce hatta bir Her Evde Hır Var diye bir oyun vardı Dormenler'de. Babam bir hakim oynuyordu. Ben de hakim masasının iç ve alt tarafında oyundan önce girmek zorundaydım. Sağ solu açık olduğu için. Oyunculardan da önce girer. Bebeklerim, örgü takımım, örgü örerdim küçükken. Örgü takımım, bütün dünyamla, yiyeceklerim, içeceklerimle oraya kendi küçük oyuncu çocuğu kampımı kurardım. Ondan sonra seyircinin gelme sesi. O da bir başka ritüeldir. Şu an ben 32-33 senedir profesyonel olarak sahneye çıkıyorum. Öyle tuhaf bir yerden de hep seyircinin ilk girişini dinledim. Oyundan beklentilerini duydum ister istemez. Oyun sırasında orada oldum. Bir gece bir oyunun, her gece başka bir oyun olduğu için aynı metin olmasına rağmen seyirciyle ve oyuncuların o günkü halet ruhiyesiyle şekillenen bir şey olduğu için o gün daha iyi, daha kötü, daha eğlenceli, hep bir şeyin dahası oynadıklarının tespitini yaptım. Bir de böyle beni adam yerine koyup sorarlardı. Bugün oyun nasıldı diye. Böyle bir de hafif otorite de hissederdim kendimi. Tabii ki böyle bir şey yok. Dolayısıyla sonra herhalde başka yapacak daha iyi bir şey kalmadı hayatta. Kendimi varlayabileceğim, mutlu edebileceğim başka bir şey kalmadı diye düşünerek en sonuçta bu astronotluk, veterinerlik, dansözlük hayallerimden sonra. Astronotluk ve dansözlük iyiymiş. Yani. Uzayı çok merak ediyordum. Ve hakikaten babama ilk söylediğimde sanki böyle mahallede her 4 yılda bir 7 tane astronot çıkıyormuş gibi tepki vermişti babam. Yani çok inanılmaz olur yani gidersin ve oradan bize neler yaparsın filan demişti. Aslında bence dansözlü oldum çünkü oyunlarda dans da ediyorum. O da sonuçta bir türü onun yani. Öyle şekillendi yani bunun için durdurmak istedim. Yoksa bence şahane gidiyor. Bir çocuk olarak orada yaşamak mesela kaç yaşındaydınız o zaman? Kendimi hatırladığım yaştan beri oradayım Armağan Bey. Yani 7 daha önce de götürüyorlardı. Yani sen insan sıkılmaz mı yani? O bir 50 dakika boyunca orada öyle oturacaksınız. Evet yapacak çok işim oluyordu. Babamla da uğraşıyordum. Yani babama şişlerimi de batırıyordum. O aşağı eğiliyordu, burnumu sıkıyordu, tekrar yukarı çıkıyordu, oyun oynuyordu. Bir oyunun o gün adını koymama imkan olmayan ama bugün kendim oyunculuk yaptığım için bildiğim, özellikle Hüseyin Kutman'la bir mahkeme sahnesinde işte o söylediğim Her Evde Hır Var. İçinde yaşadığım için bende ayrı bir yeri vardır. O zaman 8-9 yaşında olabilirim. Onların bir metni bir tulaatla nerelere götürebildiklerini, seyircinin her ikisine de biraz durun lütfen devam edemiyoruz izlemeye, bir parça durun gülmemiz bitsin dediği yerlere. Yani neşe saçan adamların bir tanesinin kızı olmak, öbürünün işte küçük yeğeni olmak, öbürünün sizin teyzeniz, ablanız olması hikayesi. Bana bence başka bir şans bırakmadı hayatta. Bu arada iyi ki de bu böyle oldu. Bir yandan da zihninizde bayağı ezbere bir sürü tekst biliyorsunuzdur. Tabii bütün bunu yani şu anda tabii ezbere bilmiyorum da evet duygularını hatırlıyorum. Zaten yaptığımız işin temeli tamamen bunun üzerine. Duygu hatırlıyorsun. Replikten ziyade sahne üzeri aksiliklerini hatırlıyorsun artık ve bunları bir armağan olarak hatırlıyorsun. Ve duygularını hatırlıyorum evet. Buyurun. Yazının devamında Altan Erbulak şöyle yazacaktır. İnsanın bir tane adamı bile olsa reis olmak güzel. İlginç bir çocukluk geçirir. Annesinin 1984'te yazdığı sansasyonel kitap 60 günlük bir şey, çiftin arasını açar ve Erbulak çifti Eylül 1984'te boşanır. Sevinç anne ve babasının ayrılığına şahit olsa da neyse ki ayrılık kısa sürer. Çift boşandıktan sadece 3 ay sonra tekrardan evlenme kararı alır. Evet bir dakika burada da boşandılar ama bir çocuğa açıklanabilecek kadarını bana açıklamışlardı o yıllarda. Sadece bu o sırada toplumsal baskının yaşadığımız ülke ve yaşadığımız ülkenin örf anane adetlerine göre olması gereken toplumsal baskı nedeniyle boşandılar. Evlilikleri aslında aynı evin içinde devam etti. Biraz o Alev'in o Alaz'ın geçmesini beklediler. Ondan sonra yeniden sadece formalite olarak evlendiler yani. Net hatırlıyorum o günleri. Siz çok iyi hatırlarsınız. Üniversitedeydim galiba. Çok ne, gereksiz bir infial olduğunu hatırlıyorum. O bizim ülkede hep olan bir şeydir biliyorsunuz. İnsanlar kendi özgürlük haklarını hep başkaları... Yani insan kendinin hakimi, kendinin yargıcı, kendinin avukatı olmalı yani. Ama evet. O böyle. Evet. Ertesi gün çiftin gazetelere yansıyan nikah fotoğrafında küçük kızları Sevinç de vardır.
İsmi gazetelerde tekrar yer aldığında talihsiz bir olay yaşanacaktır. 1 Mayıs 1988'de dünyadan bir yıldız kayar. Altan Erbulak, Dünyalar oyununu oynadıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeder. Sevinç henüz 13 yaşındayken babasını kaybetmiştir. Babasının vefatı üzerine gazeteye verdiği ilanda, "Hayatta en çok korktuğum şeylerden biri babamı kaybetmekti. Şimdi ilk defa bunu tadıyorum. Onu çok seviyorum ve inanmıyorum." yazacaktır. Çok üzülür ama Altan Erbulak gibi bir babaya sahip olmanın ne demek olduğunun da farkındadır. Bir yıl sonra gazetelerde şu sözleri yer alacaktır. 30 yaşına kadar öğrenilecek ne varsa hepsini 13 yaşında babamdan öğrenmiştim ben. Bunun için onu çok seviyorum ve hep seveceğim. Evet, burada bir durmak istedim. Tabii çok zor bir günüydü hayatımın. Artık üzerinden çok zaman geçtiği için de konuşabiliyorum. İfade edebiliyorum buradaki duygumu. Babamın ne kadar önemli biri olduğunu bilmiyordum. Çünkü o benim sadece babamdı. Çok önemli olmanın da bizim ailede büyük bir önemi olmadığı için, ünlü olmanın, biri olmanın, birey olmaktı bizim ailedeki esas hikaye. Biz hep, yani şu an adını koyduğum şeyler bu arada bunlar, 13 yaşımın filan tespitleri değil, takdir edersiniz ki. Gerçekten cenaze törenini dün olmuş gibi hatırlıyorum. Çünkü biz Şişli Camii'nden Zincirlikuyu'ya yürümüştük. Böyle bir kortej vardı ve ben babamın fotoğrafını taşımıştım. O yürüyüş sırasında hiç tanımadığım insanların, Barış Manço'yla yakındır babamın cenaze tarihleri. Şeyi çok iyi hatırlarım, yani bu kadar sevilen, yani benim dışımda aşağı yukarı tiyatro seyircisinin o sıradaki babam ve babam gibi çok iyi oyuncuları, çok enteresan bir dönemde, çok iyi hatırlarsınız. Çok büyük oyuncular, çok büyük ustalar vardı. Aşağı yukarı hepsi benim ya amcam, dayım, babam ya da işte günlük hayatta sofralarımızdaki insanlardı. Hiçbiri benim için çok ünlü, çok önemli insanlar değildi. Hepsi benim ailemdi. O gün öyle bir şey tecrübe etmiştim. İşi gücü bırakıp o kortejde yürüyen, o Zincirlikuyu kalabalığı falan, bunları çok iyi hatırlıyorum. Gazete ilanını hiç hatırlamıyorum. Gerçekten ben mi yazmışım yoksa adıma mı yazmışlar? Çünkü ben bir şiir yazdığımı hatırlıyorum o gün. Bir de annemin o en gerçekçi tarafıyla yaptığı şeyi çok iyi hatırlıyorum. Ben bir İngilizce kursuna gidiyordum o yıllarda ve bizim sokağımızdaydı. Babam da karikatür çiziyordu çalışma odasında. Geç kalmıştım kursa. Uzun bir koridorumuz vardı. Koşarak koridoru geçtim. Babamın bir an, son fotoğrafı odur babamın. Çizerken bir Polaroid anı gibi düşünün. Böyle hızlıca geçerken bakarak babama geçtim. "Kızım bir öpseydin," dedi. Böyle artık ben sokak kapısına geldiğimde. Ben de böyle kapıyı açarak içeriye doğru, görmediğim bir babama, "Gelince öperim," diye bağırıp çıktım. Ve bir daha babamı ne görebildim? Gördüm ama öpemedim. Dolayısıyla çok kısa bir sürede oldu, yani o iki saat içerisinde babamı kaybettik. Böyle bir takım şaibeler var, yani şu anlamda anneme de söylemiyorlar o sırada. Annem de Ferhan Şensoy da rahmetli bir oyun seyrediyormuş, haberi gitmiş. Eve döndüğümde kapıyı bir gazeteci açtı ve içeride belki 50 kişi vardı, belki 5 kişi vardı benim çocuk gözümle. Onlar 50 kişiydi, buraları çok bilmiyorum, buralar flu. Sonra annemin geldiğini hatırlıyorum ve baban kalp krizi geçirmiş. Ne olduğunu bilmiyorum. Gideceğim ve döndüğümde sana ne olduysa söyleyeceğim deyip gidip çok kısa bir süre sonra döndüğünü ve beni odama çağırarak babamı kaybettiğimizi anlattığını hatırlıyorum. Danışmış bir psikoloğa ve hiç böyle yumuşatarak, indirgeyerek, işte kriz geçirdi, hastanede, komada gibi şeylerin bir çocuk zihninde, yaşım gereği de, doğru olmadığını öğrenmiş ve buna inanmış. Bu anı hatırlıyorum. Annemin onu nasıl yönettiğini hatırlıyorum. O evin kalabalığından kurtulduğumuz bir 24 saatlik hikaye hatırlıyorum. Konservatuvarda bale bölümünde okuduğum için çok büyük şanslarımdan biridir hayatımın. Figen Yücel'in, bale hocamın, beni yaklaşık 15 gün 15 arkadaşımda kaldırarak, televizyon izletmeyerek, çünkü haber de oluyor biliyorsunuz böyle şeyler. Televizyon izletmeyerek böyle biraz yumuşata yumuşata konuyu, tabii ki bu bir gerçek ama çok acıtmadan o süreyi, bana süreci geçirtmeye çalıştıklarını hatırlıyorum. İlk ün şöhret meselesiyle de galiba orada bir yüzleşmiştim. Yani o cenaze kalabalığı ve insanların benim kızı olmam hikayesinden ötürü bana gelip yaklaşmaları.
Dolayısıyla babamı kaybedemedim o ilk sene. 88 yılında babamı değil. O sırada bence bütün Türkiye'nin kaybettiği birini kaybettim. Ben de 89'dan sonra çıktı aslında hikaye. Yani benim sonra bir dönem psikoloğa gidip bu konuda tedavi görmem. Bununla barışmaya ve bunu anlamaya çalışmam. Ölümün, yaşamın bir doğduğumuz andan itibaren bir zorunluluk olduğunu bilme hikayesini bir parça erken öğrendim. Evet ve tam bir sene sonra ortaya çıktı bende yaşamımda. Buyurun. Babası belki göremeyecektir ama Sevinç oyuncu olmaya karar vermiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Bale bölümüne girer. Eğitimini tamamladıktan sonra bu sefer de Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünü bitirir. 1993'te İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları kadrosuna girer ve sahnelere adım atar. 93-94 sezonunun broşürlerinde onun da ismi yer alır. Hakan Altıner'in yönettiği İstanbul'un Gözleri Mahmur isimli oyunla profesyonel oyunculuk kariyeri başlar. Kariyeri tiyatroyla başlamıştır ama onu tüm Türkiye'ye tanıtan şey televizyon dizisi olacaktır. Başrollerinde Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural, Şevval Sam ve Bennu Yıldırımlar gibi tanınmış isimlerin olduğu Süper Baba dizisine katılır. Dizinin ikinci sezonundan itibaren Süper Baba'nın kızlarından Zeynep'i canlandırır. Yaklaşık 100 bölüm oynar. 6 Haziran 1997'de dizinin final bölümü yayınlanır. O yaz hız kesmeden çalışmaya devam eden Sevinç, 19 Eylül 1997'de başka bir diziyle ekranlardadır. Evet, burayı da bir durduralım. Tiyatroda inanılmaz bir çalışma bu, ben inanamıyorum. Evet, 93 sezonunda şehir tiyatrolarında söylenen oyunla başlamıştım. Ama aslında beni tiyatroya Ali Poyrazoğlu itti sahneye. Bu bilinir ama sizin programınızda bilinmesi benim için çok değerli. Babamı seyrediyordum, Seçimler diye skeç konseptli bir oyunda. Hatırlıyorum, ben oyunu görmüştüm. Görmüşsünüzdür. Apartmanın seçimi. Her şey. Evet. İşte bu Cem Özer'leri, Cem Özer'leri. Galiba Çevre Tiyatrosu'nu seyrettim. Yok, o Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'dur. O babamın hayatında doorman, kendi kurdukları ve 12 sene yaşayan çevreden sonra babam artık Ali Poyrazoğlu'yla yol ve oyun arkadaşları yaptı. Sıra Serviler'de seyretmişsiniz. Olabilir. Artık tiyatro olmayan yerde. O dehlizde. Oranın çocuğu olmuştum artık. Kafamda 11 yaşındayım. Seyrediyorum İsmet Aylar falan. Böyle bir dönem artık. O da yani inanılmaz bir dönemdi. İçeride işte böyle skeç yapılı bir oyun. Bütün oyunu biliyorum. Çünkü zaten 5'er dakikalık bölümlerden oluşuyor. Babam bir yerde bir bakkal oynuyor. İçeride işte Asuman abla giriyor, bir şey söylüyor, çıkıyor. Nur giriyor, bir şey söylüyor. Ben de böyle seyircinin görmediği bir yerden sandalyem var. Oyuncu çocuğu sandalyem var. Orada böyle bırbırlıyorum. Bazen de böyle heyecanlanıyorum. Seyirciyi de duyuyorum çünkü. Seyircinin babamla olan alışverişini de duyuyorum. Altan Bey falan seslenirler de olsa o yıllarda insanlar. Oyunun yapısı da müsait olduğu için elbette açık biçim. Açık biçim. Ayakta böyle konuşuyordum babamla içeriden. Bugün duygusunu hatırladığım bir, yani dokunuşun duygusunu hatırladığım bir şey bu. Bir çift el, kim olduğunu o sırada bilmiyorum. Arkamı dönecek vaktim olmadı. Beni böyle... İtmek dedim demin ama hani o böyle bir it, porseli bir itmek değil yani. Böyle sahneye bıraktı beni biri. Ve hayatımda ilk defa seyircilerin de olduğu ışıkların altına o gün çıktım. Okul, dans, bale falan gibi şeylerin dışında. Çıktım. Babam böyle çok gülen bir çehreyle baktı bana. Çünkü oynayabilirim skeci. Karşılığı var bende. Sonra dönüp seyirciyi gördüm. Yani hayatımda çok böyle... Az büyük korkulu anlar var. Şimdi düşünsen bulabileceğim. Bu ilk büyük korkum. Seyircinin o bir çift gözleriyle karşılaşınca işte kaç kişiler hatırlamıyorum. Karanlıktı ama hepsinin işte saçının tipini bile gördüm. Babama bakıp müthiş bir panikle öbür taraftan çıktım. Hemen döndüm böyle ve skeç devam etti hangi oyuncu giriyorsa. Sonra çok sinirlendim kendime. Yani ben bunu nasıl yapamadım diye. Ali abiye gittim aynı gece. Ben ittim seni, çok şaşırttın beni, niye yapamadın dedi. O da böyle bir körükledi. Müsaade ederseniz yarın bir şans daha istiyorum ben sizden dedim. Bakalım yarına bakarız ona dedi. Ben gece uyuyamadım falan tabii. Bu arada 2 gün gidiyordum. Cuma ve cumartesileri yani okul geceleri. Ertesi gün okul varsa gitmiyordum. Ertesi gün de cumartesiydi, gittim. Hadi dene bakalım şansını dedi. Çıktım o skece. Beni Ali abinin bıraktığı skece. Oynadım, geri çıktım. Kulise çıktım. Ali abi bekliyordu beni çıktığım yerde. Bana bir teklif zarfı
Onun artık oyunlarında, seçimler oyununda cuma cumartesileri yevmiyeli oynayacak çocuk oyuncu teklifi. Damgalı falan hazırlamış. Yani butafor anlamında. Bir de bir 1.000 lira koymuş. O da benim yevmiyem. Çok büyük bir para. Yani babamın almadığı bir para olabilir gecede o 1.000 lira. Çünkü işte 11 yaşındayım. Kabul ettim, imzalaştık karşılıklı cuma cumartesi şartlarımızı. Hem o 1.000 lirayı hala saklıyorum, hem o teklif mektubunu hala saklıyorum. Ben her zaman ilk sahneye çıkışımı o 1.000 lirayı aldığım gece olarak kendime anımsatırım. Çok değerliydi. Ondan sonra da evet, şehir tiyatrolarında başladım. Ali'ye baksan, buyurun. Baba Evi. Kadrosunda Halil Ergün, Deniz Gökçer, Altan Karındaş, İsmet Ay, İhsan Devrim gibi usta isimlerin olduğu dizide Bilge karakterini canlandırır. Orhan Kemal'in Küçük Adam'ın romanı adını taşıyan üçlemesinden uyarlanan dizide 100'den fazla bölümde yer alır. 2001 yılında ismini başka bir dizinin kadrosunda görürüz. Babam ve Biz. Genç yaşta kaybettiği babasına bir özlem midir, yoksa Süper Baba'nın başarısını taklit eden yapımcılardan mıdır bilinmez. Ama kariyerinin başındaki televizyon işlerinde yer alan ortak kelime babadır. Neyse ki 4. dizisinde bu da değişir. TRT'de yayınlanan Kuzenler dizisinde Arda Kural, Ayşegül Ünsal ve Çiçek Dilligil gibi isimlerle başrolde yer alır. 2 sezon yayınlanan diziyle birlikte Sevinç de yıllardır televizyonda yer alan tanınmış bir isimdir artık. Televizyon işleri devam etse de ilk göz ağrısı tiyatroyu hiç ihmal etmez. Televizyon yapımlarının yanına hemen her sene bir tiyatro oyunu ekler. Kimi zaman ayda 3 farklı müzikalde rol alır. Yaprak Dökümü, Kiralık Konak, Sefiller, Bir Daha Çal Sem gibi oyunlarda oynar. Hatta bu kadar popüler olmadan önce Aşkı Memnu'nun tiyatro oyununda Nihal karakterini canlandırmıştır. Kariyeri boyunca farklı rollerle seyircinin karşısına çıkacak, Afife Jale, Cahide Sonku, Avni Dilligil, Sadri Alışık gibi önemli ödüllerin sahibi olacaktır. Televizyonda ve tiyatroda işler yolunda giderken ilk evliliğini 2005'te Dalin Midyat'la yapar. 2006'da Zeynep Kavin adını verdiği kızı dünyaya gelir. Annedir artık. Şimdi sırada babasının ona öğrettiklerini kızına öğretmek vardır. 2009'da Dalin Midyat'la evlilikleri sona erse de bu evliliğin onun hayatına en önemli katkısı kızı Zeynep Kavin olur. Kariyerinde birbirinden farklı başarılara imza atarken ülkede yaşananlara seyirci kalmaz. Kalamaz daha doğrusu. Gezi Parkı protestoları sırasında oyuncu arkadaşlarıyla birlikte neden bir şeyler yapmıyoruz deyip ortaya bir oyun çıkarırlar. İstanbul'un çeşitli parklarında Gezerken isimli bu oyunu oynarlar. Ablası Ayşe Erbulak oyunu izledikten sonra şu kelimeleri kaleme alacaktır. Tiyatro öldü diyenlere, baştan yenilgiyi kabul edenlere, vazgeçenlere hala umudun olduğunu anlatan muhteşem bir gösteri izledim. Evet ya, Gezerken olduğu için durmak istedim. Bu arada Süper Baba'ya da büyük bir teşekkürüm var, onu geçmek istemiyorum çünkü... Herhalde o seçmelere gitmeseydim oyuncu olurdum diye tahmin ediyorum. Çünkü yani Süper Baba'nın dışında gelişen hayatımdan ötürü tahmin ediyorum ama bilemeyiz. Ama tabii Süper Baba çok büyük bir okuldu. Özellikle Şevket abi o kadar sarmaladı, o kadar sardı ki beni. Ben çok çok heyecanlı, hala çok heyecanlı biriyim. Kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum 47'lerimde ama... Tabii o zaman böyle 16-17 yaşında bir çocuktum ve... Çok büyük bir heyecandı çünkü şu anki televizyon dizileri ve bunların insanlara etkileriyle 90'lı yıllardaki etkilerini siz benden milyonlarca kat daha iyi bilen birisiniz. Çok daha iyi işler yapılıyordu galiba diye düşünüyorum. Bugünkü bazı istisnalar kaideyi bozmasın kuralını da atlamadan. Süper Baba olmasaydı bu kadar fazla hocam olur muydu bu meslekte? Çünkü... Hayatta bilmiyorum, sizin hayatınızda da öyle mi? Ya bazı şey, bir şeyler ya hep aynı anda geldi benim hayatıma ve ben acaba hangisi beni daha çok mutlu edecek diye bir takım seçimler yapmak zorunda kaldım. Ve aslında bu yaşımda hayatın bir seçme sanatı değil, seçtiklerimizin bizi biz yaptığını değil, aramızda bıraktıklarımızı, işaretlemediklerimizi, tik atmadıklarımızın bugünkü sevinci, armağan, herkesi her kimse o yaptığını düşünenlerdenim. Ben Süper Baba'yı ve Süper Baba beni seçtiği için hayatım bugüne kadar böyle şekillendi. Onun için gerçekten çok çok özel bir yeri var. İlk olduğu için değil, öyle bir ilk olduğu için çok büyük yeri var.
Çok iyi hatırlarsınız, o böyle bazı sezon finali bölümlerinde dünya dururdu. Yani yaşadığımız ülke dururdu elbette. Evlerin böyle kapılarını çalarlardı, öylesine girerlerdi haber işte muhabirler. Ve tek televizyonlu zamanlar, bütün aile başına toplanmış, işte Fiko servisi alabilecek mi, Zeynep okulu kazanabilecek mi filan. Onu bir söylemek istedim. Bunu başka bir şey için durdurdum, unuttum. Gezerken oyunu. Çok teşekkür ederim. Gezerken oyunu benden önce başlamış. Onu bir düzeltmek isterim. Bir metin bu. Ve ilk olarak Gezi Parkı'nda okuma yapmışlar. Sonra okuma yapan arkadaşlarımızın da başına tahmin edebileceğiniz türlü belalar geldiği için yaşadığımız ülkede bunun bir oyun olması ve parklarda dışarıda oynanabileceğine dair bir hayal kurulmuş. Onun üzerine biz oyun kastı olduk. 4 yazar ve 4 oyuncu. Epizodik yapılı bir oyundu. Hayatımın en güzel şeyi olarak hatırlıyor olabilirim. Mesleki anlamda. Kariyerden bahsetmiyorum, duygudan bahsediyorum gene. Ve çok üzgünüm, üzgün olduğum için durdurdum. Biz onu çekemedik. Yani evet, bizim yaptığımız iş suya yazı yazmaya çok meyilli bir iş. Evet, dediğim gibi içinden belki küçücük anlar ve genelde sahne aksiliklerinin bizde yarattığı duyguları hatırladığımız bir iş yapıyoruz. Ve gerçekten dalgalarla yiten bir şey hatırlıyoruz mevsimler döndüğünde. Ama o gezerkenin kaç parkta oynadık hatırlamıyorum, kaç gece, kaç koşulda. Bir tanesini kayıt altına almayı birimizin ya da bizim dışımızda birinin akıl etmesini çok isterdim. Çünkü sonra Açık Radyo'da bir şey haline getirebildik sadece. Kayıt haline getirebildik. Ama çok iyi bilirsiniz ki canlı, ben Toma oynuyordum. Yani Toma bildiğimiz işte aracını oynuyordum. Ve onun dile gelişiydi benim epizotum. Yiğit Sertdemir'in yazdığı. Müthiş bir 15 dakikaydı. Yani hayatımın en güzel 15 dakikalarından biriydi. Buyurun. Ve ben o gece tanımaktan mutluluk duyduğum tiyatro insanlarını ve bol ödüllü kurum tiyatrosu oyuncusuyken maaşını alıp tatil yapmak yerine parklarda oynayan kız kardeşimle bir kez daha gurur duydum. Gerçekten de dinlenmek nedir bilmez. Maaşını alıp tatil yapmak yerine insanlarla iç içe olmayı seçer. Bu işe gönül vermiş kişilere ders verir, tecrübelerini aktarır. Mezun olduğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitmenlik yaparken bir yandan da şehir tiyatrolarında çoluğundan, çocuğundan, kocasından kendine vakit ayıramayıp oyunculuk yapmayı erteleyenler için tüm bildiklerini öğretir. Onun için öğretmenin sınırı yoktur. Erbulak'ın evinin kurucuları ve eğitmenleri arasındadır. Tüm bunlar olurken 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında zor zamanlardan geçer. 25 yıldır çalıştığı şehir tiyatrolarından performans düşüklüğü bahanesiyle uzaklaştırılır. Kağıtta devletin güvenliğini tehlikeye atacak planları uygulamaya diye başlayan bir yazı vardır. Gerçekten böyleydi. Durdurmak istemiyorum aksın diye ama yani bir şey söylemeyeyim istiyorum ama o cümle o kadar doğru ki biz niye uzaklaştırılıyoruz demiştik o zamanın müdürüne. Çünkü böyle elimde hiç Türkçe ama işte şunun şuna istinaden şunun üçün beş bir şeyler yazıyordu. Onu gerçekten araştırınca yani girince internete devletin güvenliğini sarsacak planları yapan takımın içinde olmak. Ben dedim ki ben oyunlarını oynayan, yeni oyunlarını ezberleyen ve çocuklara bu işi kendi tecrübesi üzerinden aktaran bir oyuncuyum. Yani bu kadar küçük bir yaşantım var aslında. Bu kadar iddialı kelimeler nereye kaybolacak bu kelimeler? Unutulabilir kelimeler değil. Ne olacak bizim akıbetimiz? O zamanın müdürü de bana işte bir komisyona çıkacaksınız ve bu eylemleri gerçekleştirmediğinize komiteyi ikna etmeye çalışacaksınız kuruma geri dönmek için demişti. Ben de ona demiştim ki onun sözü bitince yok o öyle olmayacak. O komite bana bu planları yaptığımı ispat edecek demiştim. Hiçbir zaman biz o 6 arkadaş öyle bir komiteyle karşılaşmadık yüz yüze. 4 ay sonra hepimizi ayrı ayrı günün ayrı zaman dilimlerinde arayarak bir isim karışıklığı oldu diyerek tiyatromuza geri aldılar. Ben de bir tek o gün böyle elektrik süpürgesiyle evi süpürüyordum o telefon geldiğinde İK'dan aranıyorsunuz diye. Bir isim karışıklığı olmuş deyince ben bir amire bir yere bağlayın beni. Yani ben bu cümleyle yetinemeyeceğim bu cümleyle demiştim. Beni böyle çeşitli müziklerden sonra bir
bir şahısa bağlamışlardı. Evet evet Sevinç Hanım, siz değilmişsiniz, isim yanlışlığı olmuş deyince. Ben isim yanlışlığı derken mesela Sevinç Argudak mı darbe planını yapmış? Sevin Ergüdek mi, Ergömeç mi yapmış? Yani konu ne filan diye adam suratıma telefonu kapatmıştı. Buyurun. Darbe soruşturmasının muhalif isimlere yönelik tasfiye operasyonuna dönüşmesiyle birlikte bu cadı avının son kurbanı olmuştur. Çok sevdiği sahnelerden ve tiyatrodan uzaklaştırılır. Bir daha oyunculuk yapamayacağını düşünür. Zor zamanlar geçirirken çok değerli bir telefon alır. Hattın diğer ucunda Fırat Tanış vardır. Fırat Tanış, oynayalım mı bile demeden, hadi bakalım oyun oynuyoruz der ve Sevinç'i oyuna davet eder. Ayrılık oyunu tam olarak böyle başlar. Sevinç için de yeni bir başlangıç gibidir, zira daha önce hiç iki kişilik bir oyunda oynamamıştır. Ayrılık oyununun hazırlıkları devam ederken bir yandan da cadı avı için komisyona çıkmayı beklemektedir. Yüzyıllık yalnızlık gibi uzun süren bir zamanın ardından cevap gelir. 4 ay süren bu stresli dönemin sonunda duyduğu cümle, "Bir yanlışlık oldu." cümlesidir. Şehir tiyatrolarındaki işine geri döner ama ona bu acıyı yaşatanlardan hiçbir zaman hesap soramaz. Pandemide hayatını değiştirenler arasında o da vardır. 2021'de bir yıldır birlikte olduğu Volkan Cengen'le sade bir törenle dünya evine girer. Volkan Bey'in "Sensiz yapamıyorum, bu yaşıma kadar da nasıl yapmışım onu da bilmiyorum" sözleri Sevinç'i nikah masasına götürmeye yetecektir. Ya böyle bir söz yok galiba. Bu çok iddialı bir söz. Çünkü bence Volkan yani yapmıştır. Yapmış ki gelmiş bu yaşa kadar, iyi ki gelmiş. Bunu Volkan herhalde muhtemelen benim söylediğim bir şey böyle dönüştürdü. Ya da ben şaka yapmış olabilirim. Nasıl gelmişse bu yaşa kadar bensiz, artık bundan sonra bensiz olmasın diye hadi evlenelim dedik demiş olabilirim. Çünkü bizim böyle bir evlilik teklifimiz işte anlatabileceğim böyle şuralara götürdü de beni. Zaten bunu yani şuna inanmıyorum, evlilik teklifinin erkekler tarafından yapılması gerekliliğine, diz çökmeleri. Çok hoşuma gidiyor. %3-5 oluyor bazen böyle. Öyle bir araştırma da var. Ulaşmıştım sonucuna. Kadınlar böyle diz çöküyor ya da ne istiyor işte, kadın teklif ediyor. Çünkü bu bir teklif işte, adı üstünde duyduğunuz gibi. İki taraftan bir tanesi de daha önce akıl edip yapabilir yani. Hayır tabii ki yaşamış bensiz. Sadece buradaki şansım, Volkan üzerinden buradaki şansım. Çok çok tatlı bir hayat arkadaşı buldum ben kendime. Çok tatlı bir dost buldum. Bulabilme sebebim de Volkan. Ben onunla tanışmadan önce Çin'de yaşamış bir 3,5 sene. Çünkü ben tanıştığımda kafa sesi olarak ne kadar düzgün bir adam bu. Bu nasıl böyle pazarda bunu kapmamışlar diye düşündüm. Volkan buna ben 3 senedir Çin'deydim çünkü deyince ben hemen Volkan'ı aldım. Hani hikaye o. Armağan Bey, babanı sarıyor dediler. Efendim baba dedim. Allah belanı versin. Kalk telefonu kapattı. Baba kuşum aydın dedi. Hiç böyle o Armağan değil, o Armağan değil. İşim bu. Ay! Şimdi ikinci perdede ev kiraları ne kadar onu konuşacağız. Bu arada bundan önceki bir şey daha söylemek istiyordum. Neler geçti bundan önce? Onunla ilgili çok... Fırat Tanış. Ayrılık. Evet. Fırat Tanış'ın ve yönetmenimiz Semih Çelengin adı geçsin isterim. Çünkü yoksun bir dönemimdi. Bugün böyle anlattığıma bakmayın. Öyle değildim o sırada. Yeşil pasaportumu kaybetmeye çok üzülmüştüm. Çünkü bir seyahat canavarıyım. Yani bu dünyaya sahneye çıkmak ve seyahat etmek için geldiğimi düşünüyorum. Bir de işin içine son 27 senede eğitmenliğim girdi. Neyse eğitmenliğime dokunamıyorlar dediğimi hatırlıyorum. Pasaportumun elimden alınması beni çok 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 üzmüştü. Gezememe, gidememe, başka kültürlere, başka insanlara dokunamama ihtimali beni çok yormuştu o dönem. Bir de evet, inanılmaz tarif ediyor. Kim bu, bunu anlatan kim? Şahane anlatıyor. Bir daha sahneye çıkamayacağımı düşünmüştüm, doğru. Halbuki o sırada bir kafa düzgün çalışabilse o cadı avı dediği şeyin içinde, aslında sahneye sadece şehir tiyatrolarında çıkamayacağımın adını koyabilseydim daha erken çıkabilirdim o 4 aylık karambolin içinden. Evet, Fırat aradığında ve
Hadi bakalım dediğinde o ehliyetin de elimden gitmeyeceğini bilme ve hissetme duygusu çok çok iyi bir duyguydu. Beni çok onardı, beni çok sağlattı. Dengem çok bozulmuştu. Kendimi çok çok kötü hissediyordum. Ayrılık da hakikaten neşesi çok bol bir oyundu ve için ben her oyun çok öğreniyorum. Her yeni oyunda çok şey, her gece çok şey öğreniyorum ama ayrılık burada evet çok özel bir döneminde duruyor hayatımın. Daha önce oynamıştım bu arada şehir tiyatrosunda. 3 kişilik bir oyun, düzelteyim. Gerçi 2 kişilik oynamamıştım. Ayrılık bu anlamda evet çok özel bir yerde durur. Çünkü sahneye çıkamayacağımın bir gerçek olmadığını da bana kendi içinde ispat etmişti. En zorlandığım oyun prova sürecidir. Çünkü bisiklete binmek gibi bence bizim meslek. Kaç yıl yapıldığının bir önemi var mı bilmiyorum. Yani kuşkusuz bir önemi vardır ama her yeni oyun provasında ben bugün bile provada o gün beni ilk defa tanıyan birine mutlaka şunu düşündürürüm. Bu gerçekten oynayabilecek mi ya? Bu okuduğu şey şu anda bu okuyamıyor. Yani öyle bir sıfırlama duygusuyla yeniden başlarım. Çok korkarım yeni oyunlardan. Bu korkumu severim. Ama şimdi bilebildiğim bir şey bu. Ayrılık zamanı da acaba gerçekten sahnede hareket edebilecek miyim? Elimi kolumu nereye koyacağımı düşünmeden bir akışın içinde olabilecek miyim diye düşünmüştüm. Ve Fırat ve Semih abi gerçekten beni çok sarıp sarmalamıştı. Ne güzelmiş, buyurun. Evlenir ama soyadını da bırakmaz. Onunla ilgili daha anlatacak çok şey var belki ama bunu anlatmaya sanıyoruz hiçbir program yetmez. Sevinç'in hayatı onun güçlü karakterini, yenilgiyi asla kabul etmeyen kişiliğini ve her şeye rağmen umudunu koruyan iyimserliğini bizlere gösteriyor. Kim bilir, belki de zorluklar karşısında bir ağaç gibi sağlam durmak tıpkı soyadı gibi babasından ona kalan en büyük mirastır. Yenilgiyi artık kabul ediyorum. Yenilgiyi tanıyorum. Yenilgiyi seviyorum. Yenilmeyi seviyorum. Çünkü bu bir mutlak koşul değil ve sonsuza kadar sürmüyor. Hatta yenilmenin adını koyduğum zaman sonra daha güzel kazançlarım oluyor hayatta. O yüzden o da barışık olduğum bir duygu. Peki. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Ben de sizden çok şey öğrendim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.